be strong. Merhaba arkadaşlar. İsterseniz sınavlardan önce genel tekrar yapmak için, isterseniz ara tatilde konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimizle sizlerleyiz. Hızlıca olasılıkla ilgili genel tekrar sorularımıza geçiyoruz. 20 sorudan oluşan bir testimiz olacak. Öncelikle siz çözün, sonra videoyu devam ettirip çözümü izleyip eksiklerinizi, doğrularınızı karşılaştırarak sonuçlara ulaşalım. Hızlı bir genel tekrar yapacağız. Birinci sorumuza geçelim. 1'den 30'a kadar numaralanmış özdeş kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde 8'in katı olan bir sayı yazma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1'den 30'a kadar numaralandırılmış özdeş kartlar var. Yani toplam 30 tane kartımız var. Rastgele çekilen bir kartın üzerinde 8'in katı olan bir sayı yazma olasılığı kaçtır? Şimdi toplam 30 tane olduğunu anlıyorsam ben şayet, olası durum sayımız 30. Yani torbanın içinde toplam 30 tane kart var. O zaman olasılık neydi? Kısaca olasılık istenen bölü hepsi olarak buluyordu. İstenen durum sayısıyla hepsini oranlayınca olasılık geliyor. Hepsi 30 kart. Bize 8'in katı olan bir sayı yazma olasılığı diyorsa 8'in 1 katı 8'dir. 8'in 2 katı 16'dır. 8'in 3 katı 24'tür. 8'in 4 katı 32'dir ama sayılar 1'den 30'a kadar olduğu için onları almayacağız. O zaman burada da 3 tane var. Cevap 3 bölü 30. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 10. Var mı şıklarda? Var. Doğru cevabımız D şıkkı. 1 bölü 10 olacak. Bir öğrenci 5 seçenekli bir soruda rastgele bir seçeneği işaretliyor. Buna göre öğrencinin yanlış seçeneği işaretleme olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi toplam seçenek sayımız 5. Bu 5 seçenekten bir tanesi doğruysa geri kalan 4 tane yanlış şık olmalı. O zaman cevabımız 4 bölü 5 ya da 5'te 4. Yüzde kaçtır diyorsa biz burada paydadaki 5'i 100 yapmamız lazım. 100 yapmak için 5'i kaçla çarparım? 20 ile. O zaman 20 ile rasyonel sayımızı genişletiyoruz, olasılık değerimizi. 20 ile 4'ü çarptım 80. 20 ile 5'i çarptım 100. O zaman bu da eşittir. Bize yüzde kaçtır diyordu. Zaten ben bunu paydadan başlayıp okursam %80 diye okuyorum. O zaman doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 3 bölü 5 ise bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Şimdi bize erkek öğrenci olma olasılığını vermiş. O zaman biz erkek sayısı bölü sınıf mevcudunu biliyoruz. 3 bölü 5'miş. Ben bu erkek sayısını bilmiyorsam erkek sayısını x diyeyim. Erkek sayısını x diyorum burada. X bölü sınıf mevcudumuz kaçtı? 30. Eşittir 3 bölü 5 ise burada ister oranla yapalım, ister çarparak yapalım. Burada 5'ten 30'a giderken 60 ile 6 ile çarpılmış. 6 kere 5 30. O zaman 6 ile pay kısmında çarpacağım. Yani aslında genişletiyorum gibi düşünebilirsiniz. Buradan direkt x'i biz 6 kere 3'ten 18 buluruz. 18 erkek varmış. Ya da çapraz çarpacağız. İçler dışlar çarpımı 5x eşittir 30 çarpı 3'ten 90. 5x 90 ise 5 kere kaç 90 olur? 90'ı 5'e böldüm. Yine 18'i bulacağız. Ama bize kaç kız öğrenci var diye sorduğu için en son geliyoruz. Tüm sınıf mevcudumuz 30'du. 30'dan 18'i çıkartarak 12 kız öğrenci olduğunu bulabiliriz. Cevabımız A şıkkı. Tabi burada erkek öğrenci olma olasılığı 3 bölü 5 ise tüm oranımız 5 bölü 5'tir. 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkartıp 2 bölü 5 kız öğrenci olma olasılığı deyip direkt 2 bölü 5'i yazıp da kız öğrenci olma olasılığına direkt x'e kız sayısı deyip 12'yi direkt de bulabilirdik. Biz burada verilenlerden yola çıktık. Farklı yöntemlerimiz var. Önemli olan sonucu doğru buluyor muyuz? Bir olayın olma olasılığı aşağıdakilerin hangisi olamaz? Evet, burada da olasılık değerimizin kimle kim arasında olduğunu bileceğiz. Olasılık değeri 0 ile
1 arasındaydı. 0 olursa şayet imkansız olay, 1 olursa kesin olay oluyordu. 1 ile 0 arasındaki kesirler basit kesir olacak. Payı paydasından küçük, bu olur. 0 ile 1 zaten imkansız ve kesin olay. Ama 7 bölü 6 diye bir şey olmuyordu. O zaman cevabımız D şıkkı olacak. Bir olayın gerçekleşme olasılığı 5 bölü 8 ise gerçekleşmeme olasılığı kaçtır? Tüm olasılık olma ve olmama toplamı 1'di. 1'den 5 bölü 8'i çıkartıyorum. Tabi burada biz bunu genişletirsek 1'i 8 bölü 8 eksi 5 bölü 8 diye de düşünebiliriz. Doğru cevabımız 3 bölü 8 gelecektir. Deminki soruda da vardı, bir önceki sorumuzda. Erkek olma olasılığını vermişti. Kız olma olasılığı da biz 1'den çıkarttık. Burada da 5 bölü 8 erkek olma olasılığı ise 3 bölü 8 kız olma olasılığıdır. Yani geri kalan durumlar tamamından çıkartarak bulunuyordu. Hemen 6. sorumuza bakalım. Bir torbadan rastgele çekilen bir bilyenin yeşil renkte olma olasılığı hangisidir? Bize yeşil renkte olması sorulmuşsa yeşil bilye sayısı bölü hepsi yapmamız lazım kısaca. Yani çıktı sayısı yeşil istiyoruz. O zaman yeşil kaç tane var? 6 tane. Hepsi kaç tane var? 4, 6, 8. Bunları toplayacağız tabi. 4, 6, 6 artı 8. Burada sakın 6 ile 6'yı sadeleştiriyorum demiyorsunuz. Çünkü toplama çıkartma varken önce toplamayı bitireceğim. Sonra sadeleştirmelere bakarım. Çarpma olmadığı sürece bu işaretler sadeleştirme yok özetle. O zaman cevap 6 bölü 18 gelir. Bunu da sadeleştirme, ikisi 6'ya bölünüyor. 1 bölü 3 doğru cevabımız olacak. Cevap B şıkkı. Geçtim. 7. soru. 1'den 30'a kadar olan sayılar ayrı ayrı kartlara yazılıyor. Rastgele alınan bir kartın üzerinde yazan sayının tam kare bir sayı olma olasılığı kaçtır? Yine olası durum sayımızı ya da örnek uzayımızı kaç tane olduğunu önce belirleyelim. 1'den 30'a kadar olan sayılar varsa hepsi 30 tane. O zaman paydayı bulduk. Şuraya olasılık diyeyim. Tüm durum sayısı, istenen böyle hepsi yapıyorduk. Hepsi 30 taneymiş. Sonra bizim kartın üzerinde yazan sayının tam kare bir sayı olması isteniyor. Tam kare olan sayılarımız 1'den 30'a kadar nedir? Onları bir yazalım. 1, 4, 4 2'nin karesi tam kare, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36 ama yazamıyorum çünkü 30'a kadar sayılarımız. O zaman tam kare olanlarda istenen durumda ya da çıktı sayısı diyebiliriz. 5 tane. O zaman cevabımız 5 bölü 30'dan 1 bölü 6 gelecektir. Bu konularla ilgili eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka konu anlatımlarından 8. sınıfta olasılık kısmını incelemenizi tavsiye ederim. Orada detaylı bir şekilde her bir veriyi nasıl bulduğumuzu ya da bunlara benzer soruları nasıl yapacağımızı daha detaylı biçimde görebilirsiniz. Hızla devam ediyorum. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi kesin olaydır? Bir zar atıldığında üst yüzüne gelen asal bir sayı gelmesi. Yani üst yüzüne asal sayı gelmesi demek, üst yüzüne gelen sayımız asal dışında olabiliyor muyu bulacağız. Çünkü kesin olay mıdır diye sormuş. Üst yüzüne asal sayı gelme olasılığı, asal sayılarımız nelerdi? 2 idi, 3'tü, 5'ti. Toplam 3 tane mi? 3 bölü. Zarda toplam 600 var. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2, %50. Kesin olay mı? Hayır. 6 bölü 6 olması lazımdı. O zaman bu kesin olay değil. Bir para atıldığında tura gelmesi. Yazı tura toplam 2 durum var. Tura bir tanesi ise bu da 1 bölü 2 gitti. Bir zar atıldığında üstüne 7'den küçük bir doğal sayı gelmesi. 7'den küçük doğal sayılarımız nelerdir? Onlara göre düşüneceğiz. Zarda attığımda hepsi 7'den küçük sayılar geliyor mu, ona bakacağız. Zarda toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları var. 7'den küçük mü hepsi? Evet. 7'den küçük doğal sayılar mı? Evet. O zaman burada kesin olay oluyor. Zarı attığımda ben 7'den küçük gelecek. Bu cevabımız dursun. İçinde kırmızı ve 5 beyaz topun bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir topun yeşil olması. Bir defa torbada hiçbir yeşil top yok. O zaman burası 0 bölü 4 artı 5 toplam 9 top arasından yeşili seçtiğimiz için cevap 0. Yani imkansız olay geldi burada. Ama C şıkkında garanti 7'den küçük sayı geleceği için zarda kesin olaydır diyorum. Yukarıdaki atış tahtasına rastgele atılan bir okun boyalı bölgeyi vurma olasılığının 3 bölü 5 olması için kaç karenin daha boyanması gerekir? Şimdi biz kaç kare boyalı ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane karemiz boyalı. Şuraya yazıyorum 8.
artı kaç tane daha boyanmalı dediği için artı x tane daha boyanmalı bilmiyorum. Bölü hepsi kaçtır? Hepsini bulurken de burada tek tek saymaktan ziyade şurada kaç tane var? 4 tane var. Burada kaç tane var? 5 tane var. 4 kere 5 toplam 20 adet burada kare vardır. Bazı sorularda söylüyor, bazılarına söylemiyor. Biz tek tek kendimize bulmayabilirim. Eşit olmalı 3 bölü 5'e diyor. Şimdi burada geçtiğimiz soruda, ilk sorularda işte kaç katı? 4 katı. Burayı da 4 katı yapıp yapmıştık. 5'in 4 katı 20, 3'ün 4 katı 12. O zaman 8'e kaç eklersem 12 olur? 4. X'i öyle bulabileceğimiz gibi bir de diğer yolda da yapayım. Bunları da hatırlayalım. Çünkü bazı sorularda uzun yolla yapmamız gerekecek. 5 kere 8 40 yazıyorum. 5 kere x 5x artı 5x eşittir 20 kere 3'e. İçler dışlar çarpım yaptık 60. Sonra bu 40 karşıya eksi 40 diye geçer. Toplama çıkartmalarda sayılar bir tarafa, harfler bir tarafa yapıyorduk. 60 eksi 40 20 gelir. Sonra x'in 5 katı 20'ymiş. Her yeri 5'e böldüm. Yani nasıl toplamayı çıkartma diye atıyorsak burada da sen çarpmayı bölme diye atıyoruz diye düşünebilirsiniz. 5 çarpı x'ten geliyor. O zaman x 4. Doğru cevabımız 4 geliyor. Biz çünkü kaç kare daha boyanmalı kısmına x demiştik. Doğru cevabımız 4 gelecek. 1'den 11'e kadar sayılar özdeş kağıtlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan seçilecek kağıtlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yani burada 3 tane doğru var, 1 tane yanlış var. Biz şıkları deneyerek gideceğiz. Burada da şu taktiği yapalım. Genelde ilk soruları doğruları verir. Soruda sorduğu şeyi son soruya şıkla verir ki biz burada vakit kaybederim. Burada D şıkkından başlayalım. Asal sayı gelme olasılığı tam kare bir sayı gelme olasılığından küçüktür diyor. Şimdi biz asal sayı gelme olasılığına bakıyoruz. Asal sayılarımız nedir 1'den 11'e kadar? En küçük asal sayı 2 idi. 2, 3, 5, 7, 8 çift olmaz. 9, 3'e bölünür olmaz. 10 çift olmaz. 11, 11 de asal. Yani burada kaç tane var asal sayımız? 5 tane. Tam kare sayı gelme olasılığından küçüktür diyor. Tam kare sayıları da yazalım. 1, 4, 9. Bundan sonra 16 olacağı için yazamıyorum. 3 tane. Asal sayı gelme olasılığı. Bir de 11 sayımız vardı burada. Yani bunun gelme olasılığı 5 bölü 11 iken bunun gelme olasılığı 3 bölü 11. Tam kare sayı gelme olasılığı. Diyor ki asal sayı gelme olasılığı tam kare bir sayı gelme olasılığından küçüktür diyor. Hayır. Büyük olacak. O zaman yanlışlıkla direkt bulduk. Diğer şıkları yaptığımız takdirde onların doğru olduğunu bulabiliyorduk. Tabi bu her zaman D şıkkı cevap olacak diye bir şey yok ama şıkları denemem gereken sorularda genelde vakit kaybedilmesi için ya da ilk sorularda tuzağa düşürmek için buralara yanlış olmayanları koyuyorlar. Son şıklara doğru esas cevap geliyor. O yüzden hem hızlanmak adına hem de fazla risk almamak adına son şıktan başlayabilirsiniz. Bir torbadaki özdeş topların 15'i kırmızı, 12'si sarı, 11'i beyaz ve 9'u siyahtır. En az kaç top çıkartılırsa topların renklerine göre çekilme olasılıkları eşit olur. Şimdi en az kaç top çıkartırsam bunlar eşit olur diyor. Şimdi bakıyorum. 15 kırmızı, 12 sarı, 11 beyaz, 9 siyah top var. Şimdi 15 tane kırmızı top olduğu için siyah toplardan daha fazla olduğu için mesela kırmızı top gelme olsa burada daha yüksek. Biz buradan topları çıkartıp bunları eşitlemek istiyoruz ve en az kaç top çıkartacağız diyorsak buradaki sayıların en küçüğüne eşitlemeye çalışırım. Yani 15, 12, 11, 9. Hepsi 9 olsaydı çektiğim topun kırmızı, sarı, beyaz, siyah gelme olasılıkları eşit oldu. Hepsi 9 bölü 9 bölü işte toplamı olacaktı. O zaman 15 kırmızı toptan kaç tane top çıkartırsam 9 top kalır? 15 eksi 9'dan 6. 12 sarı toptan kaç top çıkartırsam 9 sarı top kalır? 12 eksi 9'dan 3. 11 beyaz toptan kaç tane çıkartırsam 9 kalır? 2. 9 siyah top zaten 9 tane. Ondan ekstra bir şey çıkartmıyoruz. Bunları topladığımız takdirde sonuç gelecektir. 6, 3, 2 toplam 11 tane top çıkartmam lazım. En azından. Geçiyorum. 12. soruya. 1'den 36, 30'a kadar numaralanmış kartlardan rastgele bir kart seçilirse
Bu kartın herhangi bir basamağında 2 olan bir sayı olma olasılığı aşağıdakilerin hangisi olur? Biz olasılık sorularında toplam kaç tane kartımız var? 30 tane. Paydayı 30 yazıyorum. İstenen durumu yukarıya yazacaktım. Olasılığı bulurken. İçinde 2 bulunan kaç tane sayımız var? Bakalım. Tek tek bunları yazacağız tabi. 2, 12, sonra 20'de 29'a kadar tüm sayılarımız olacak. Bize bu kartın herhangi bir basamağında 2 olan dediği için yani 22'yi 2 tane saymayacağız. Şimdi burada 20'den 29'a kadar kaç tane sayım var? 10 tane. Burada da 2 tane sayımız vardı. Toplam 12 tane etti. O zaman benim içinde 2 bulunan 30'a kadar 12 tane sayım var. Buradan sonra sadeleştirme yapacağız. 12'de 36'da 6'ya bölünüyor. 6'ya böldüm. Cevap 2 bölü 5 geliyor. Hemen 13. soruya bakalım. Bir zar havaya atılıyor. Zarın 300'üne gelen sayının asal sayı olma olasılığı yüzde olarak hangisidir? Asal sayılarımız nedir? Hemen bulalım. 2, 3 ve 5. Yani bizim olasılığımız 3 bölü, zarda kaç yüz vardı? 6. 3 bölü 6. Bu da 1 bölü 2 gelir. Bize yüzde kaçtır dediği için zaten 1 bölü 2'den anlıyoruz ama biz yine paydayı 100 yapıp sonucu bulalım. %50. Yani cevabımız C şıkkı geliyor. 14. soru. Bir kalemlikte 30 tane kırmızı ve siyah kalem var. Yani toplam 30 kalem var. Kalemlikten rastgele bir kalem çekildiğinde siyah gelme olasılığı kırmızı gelme olasılığının 5 katı olduğuna göre kalemlikte kaç kırmızı kalem vardır? Şimdi kimin olasılığı daha fazlaysa ondan daha çok olduğunu biliyoruz. Bize diyor ki kırmızı kalem gelme olasılığının 5 katı kadar siyah kalem gelme olasılığı var. O zaman siyahlar kırmızı kalemlere göre 5 katı olması lazım. Yani kırmızılardan x tane varsa siyahlardan 5x var. Ne kadar fazlaysa o kadar olası. Olasılıkta 5 katı diyorsa 5x x olarak bunların sayılarını belirleyebiliriz. Toplam 30 tane kırmızı vardı. O zaman 5x artı x 30. 6x 30 ise x'in buradan 5 geldiğini biliyoruz. Bize neyi soruyor? Kaç kırmızı kalem vardır? Biz kırmızı kalemlere zaten x demiştik. O zaman buradan x eşittir 5. Doğru cevabım oluyor. Kaç siyah kalem var deseydi o zaman da 5x. 5 kere 5'ten cevabı bulacaktık. 15. soruya geçelim. Bir zar havaya atıldığında 300'üne tek sayı gelme olasılığı. Kolay bir soru. 1, 3, 5 tek sayılarımız. Toplam kaç tane? 3 tane. Cevap 3 bölü. Zarda 600 var. 3 bölü 6. Sadeleştirdim. 1 bölü 2 geliyor. 16. soru. Bir zar havaya atıldığında üstüne gelen sayının 2'den büyük bir sayı olma olasılığı. 2'den büyük sayılar nedir? 3, 4, 5, 6. Yani 4 tane. O zaman cevabımız geliyor. 4 bölü 6. Yani sadeleştiriyorum şıklarda olmadığı için. 2 bölü 3. Doğru cevap. Yukarıda özdeş karesel bölgelerin üzerine yazılan harfler kesilip bir torbaya atılıyor. Rastgele çekilen bir harfin hangi harf olma olasılığı daha fazladır? O zaman hangi harften daha çok varsa onun olasılığı daha yüksek. Olasılığın kaç olduğunu bulmama bile gerek yok. O zaman tek tek harfleri sayacağız. A, B, C, D diyorum. A'lara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane harf var. A'dan. O zaman A'nın gelme olasılığı 6 bölü. Mesela burada 4'e 5. 6 bölü 20'dir. Ama o bölü 20'yi yazmamın bile gerek yok. B'nin gelme olasılığına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane B'den var. C'nin gelme olasılığına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane C'den var. Mesela B ile C'nin gelme olasılıkları eşitmiş. Son olarak da D'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 tane de D'den var. En çok hangisinden varsa onun gelme olasılığı daha fazladır. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. 6 tane olduğu için. Yılın bütün ayları özdeş kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor.
ve bu torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Yılın bütün ayları kaç tanedir onu düşüneceğiz. 12 tane ay var. Paydası 12. Ne istiyorsa istenen bölü 12 olasılığı geliyor. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Yine yanlıştır sorularına ben sondaki şıktan başlayacağım. A ile başlayan bir ay olma olasılığı T ile başlayan bir ay olma olasılığına eşittir. Aylarımız Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. O zaman A ile başlayan aylar nedir? Ağustos var. Aralık var. Başka yok. T ile başlayan aylarımız nedir? Temmuz var. Başka var mı? Yok. O zaman A ile başlayan aylar daha fazla. Burada T ile başlayan bir ay olma olasılığına eşittir diyor. Demek ki cevabımız yanlıştır. Geçtik. Yine D şıkkı çıktı bakın. Eş bölmelere ayrılmış yukarıdaki çark rastgele çevrildiğinde okun gösterdiği bölmede A yazma olasılığı. Toplam kaç parça var? Kaç tane A? Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane A var. 4 bölü. Toplam bu çarkta kaç tane harfimiz var? Sayarsak 8 tane. 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 sadeleştirirsek cevap Bursa. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi imkansız olaydır? Bir zar atıldığında 300'e tam kare bir sayı gelme olasılığı imkansız değil. Çünkü zarda 4 var mesela tam kare. 1 var tam kare. Yani buradan 2 tane sayı olduğu için 2 bölü 6. İmkansız olması için 0 gelmesi lazım. Bir para atıldığında yazı tura gelebiliyordu. Tura gelme olasılığı. Yazı tura 2 tane, tura 1 tane olduğu için 1 bölü 2. Bir zar atıldığında 300'üne 2 basamaklı bir sayı gelme olasılığı. Zarda en fazla 6 var. 2 basamaklı mı? Değil. O zaman burada da olasılığımız 0. Yani imkansız olay. C şıkkı doğru cevabım oluyor. Evet, böylelikle olasılık konusuyla ilgili 20 soruyu çözerek konu tarama testimizin sonuna geliyoruz. Videodan faydalandığınızı düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki konu tarama testimizde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.